Bizim aslında sektör olarak en büyük tabiri caizse kanayan yaramız arsa. İstisnai yerler haricinde dünyanın hiçbir yerinde, büyük metropoller haricinde arsa fiyatının gayrimenkulün yarısını oluşturduğu bir ülke yok gibi bir şey. Bizdeki maalesef orta ölçekli konutlarda bile neredeyse arsa bedeli konutun yarısını oluşturmakta. Bu kabul edilecek bir oran değil. Yani arsa politikasının sil baştan tamamıyla değiştirilmesi gereken bir politik olduğu kanaatindeyiz. İlk imar açıldığı andan son anına kadar gözden geçirmesi gereken bir durum söz konusu. Kısaca şunu özetlemek isterim. Arsa üretilen, çoğaltılan bir şey değil yani. Dolayısıyla arsaya bakış açısının çok farklı olması gerekiyor. Özellikle bir rant aracı olmaktan çıkarılması gerekiyor. Aynı zamanda stok yapılmasının da önüne geçilmesi gerekiyor. Ama maalesef şu anki mevcut yasalar stok yapmayı teşvik etmekte. Bir arsayı alıp 5 yıl bünyenize beklettiğiniz takdirde isterseniz şahıs isterseniz kurum olsun vergiden muaf oluyorsunuz. Bu arsa stokçuluğuna teşvik etmekte. Maalesef arsa bundan dolayı büyük bir rant aracı olarak görülmekte. İşte sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla yatırım olarak her tarafın yönlendirdiği yer arsa. Sonuç itibariyle bu arsadaki yapılacak olan gayrimenkulleri işte az önce bahsettiğimiz konut sahibi olmayan insanlar bu konutları alacak ki orada da çok enteresan bir durum söz konusu. Hala nüfusumuzun %53'ü konut sahibi, %47 kesim hala kiracı pozisyonda. Konu buraya gelmişken bu kira konusunda da birkaç şey söylemek isterim. Özellikle son süreçte bu kiranın sabit %25'te olması, ikinci konutun alınmaması ile ilgili alınan kararların uzun ölçekte fayda sağlamayacağını hatta zararlı olacağı kanaatindeyiz ki o zararları gözüktü. Yani bu konut sahibi olmayan ve uzun süre kiracı olarak kalacak kesim maalesef şu anki konjonktürde şartlar uygun hale gelse bile konut alacak durumda değiller. Yani şöyle bir mantık yürütülerek alınmış olan bazı yanlış kararlar var. İkinci daire alımının önüne geçilsin. İkinci dairenin önüne geçildiği takdirde konut fiyatları aşağı inecek ve kiracılar daire sahibi olmuş olacak. Daire fiyatlarının yükselmesinin sebebi yüksek fiyatlara satılmasından kaynaklanmıyor. Emtia fiyatlarının, işçilik fiyatlarının artılmasından kaynaklanıyor. Hatta şunu söyleyeyim, şu an satılan dairelerin büyük bir kısmı bu güncel maliyetinin altında satılmaya başlanıyor. Burada da hemen daire ihtiyacı olanlara aynı zamanda seslenmiş olayım. Şu an daire almak için çok büyük bir fırsat. Maliyetinin altında satışlar söz konusu. Yarın krediler falan oluştuğu zaman, kredi ortamı oluştuğu takdirde bunlar karlı satışlara döndüğü takdirde şu anki rakamlara daire bulamayacaklardır. Satış için çok uygun bir dönem. Bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ediyorum.